saldırırız, döveriz, kırarız, yıkarız, küfrederiz, tekmeleriz, yasaları geçirtiriz. Türkiye'nin geldiği nokta budur. İleri demokrasi budur. Recep Erdoğan'ın grubu budur. Bunu milletimizin görmesi lazım. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer mitinglerinde kefen giydirirlerse insanlara, milletvekilleri de kendini fedai zanneder. Ama herkes şunu bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi bunlara papuç bırakmayacaktır. Burayı terk edecek halimiz yok. Sonuna kadar direneceğiz, sonuna kadar da gereğini yapacağız. Kavga ne yüzden çıktı biliyor musunuz? Kavga bunun yüzünden çıktı. Bakın, çağrı kağıdı. Diyor ki, başbakanın oğluna diyor, polisten, savcıdan bir davet var mı? Ya, savcı göndermiş. Eğer diyor böyle bir davet olmadan bunu söylüyorsanız diyor şerefsizsiniz diyor. Ben de şimdi şunu söylüyorum. Savcı emniyete görev vermiş. Emniyet görevini yapmamış. Ya da gitmiş boş bir daireye tebligat yapmış. Gerçek adrese değil. Boş bir daireye. Peki böyle bir ortamda emniyet müdürünü görevden almak şerefsizlik değil midir o zaman? Sayın Sadık Yakut'u biraz önce Sayın İnce'nin gösterdiği bahse konu belge esnasında meclis içinde çıkan sataşmalar karşılıklı söz düelloları esnasında Sayın Başkan'a iş tüzüğün 68. maddesini hatırlattım. Mecliste zaman zaman gerginlikler olur. Oturumu yöneten başkan ara verir. Ara belli bir süre aradan sonra meclis tekrar çalışmalara devam edebilir. Bugüne kadar böyleydi. Bütün ısrarımıza rağmen Sadık Yakut iç tüzüğün 68. maddesini ihlal ederek bugün yaşanan olaylara vesile olmuştur. Kapı açmıştır, yol açmıştır. Diğer öte yandan ilini bilmediğim AKP milletvekili Oktay Saral'ın bu birinci saldırısı da değildir. Geçmişte de bazı milletvekili arkadaşlarımıza bu tür fiili saldırılarda bulunmuştur.